Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 6. ünitemiz vücudumuzdaki sistemlerin ilk bölümü olan denetleyici ve düzenleyici sistemleri birlikte öğreneceğiz. Denetleyici ve düzenleyici sistem dediğimiz aslında sinir sistemimiz. Peki ne görevi var? Vücudumuzdaki tüm sistemlerin çalışmasını kontrol ediyor. Aynı zamanda bu sistemlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz çalışmasını denetleyen sistemdir. Sinir sistemimiz iki kısımdan oluşmakta. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beynin iki kısmı beyincik ve omurilik sağanı ve ayrıca omuriliktir. Yani merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılıyor. Beynin diğer kısımları beyincik ve omurilik sağanıdır. Bir diğeri ise çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sisteminden çıkıp iç organlarımıza, kol ve bacaklarımıza yayılan sinir ağını oluşturmaktadır. Merkezi sinir sisteminin ilk bölümü olan beyine başlayalım. Beyin kafatası içerisinde bulunuyor. Kafatası ve dışını saran zar tarafından korunuyor. Bir de her gün salgılanan beyin omurilik sıvısı tarafından darbelere karşı korunmaktadır. Kafatasının içerisindeki en büyük sinir sistemi organıdır. İki yarım küreden oluşmaktadır. Sağ beyin ve sol beyin olmak üzere girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Görevlerine bakacak olursak duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirir. Konuşma, istemli hareketlerin oluşmasını sağlar. Vücut sıcaklığını, kan basıncını düzenler. Acıkma, susama, uyku gibi durumları düzenler. Hormonların salgılanma zamanını belirler. Ve bir de vücudumuzun su miktarının ayarlanmasını sağlar arkadaşlar. Diğer merkezi sinir sistemi organımız ise beyinciktir arkadaşlar. Beyincik beynin alt kısmında yer alır. Yapı olarak beyne benzer, girintili çıkıntılı yapıdadır ve daha küçüktür. Bir cevize benzetecek olursak dışında kabuk kısmı koyu renkli boz madde, cevizin iç kısmı ise beyaz renkli ak maddeden oluşmaktadır. Beyin de bu şekilde. Kafatasının arka kısmında bulunuyor beyincik. İç kulak ile iskelet kasları arasındaki bağlantıyı sağlamakta. Yeni doğan bir bebekte beyincik tam gelişemediği için yürüme dengeli sağlanamamaktadır. Beyincik görevlerine bakacak olursak vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. Dengemizi sağlayan organ beyinciktir. Kol ve bacak kaslarının birbiriyle uyumlu çalışmasını da denetler. Diğer merkezi sinir sistemi organımız yapısı daha farklı olan omurilik soğanıdır. Omuriliğin ilk kısmında bulunuyor, beynin alt tarafında ve yüzeyi düzdür, girintili çıkıntılı değildir. İsteğimiz dışında çalışan iç organların kontrol edilmesini sağlar. Görevlerine bakacak olursak omurilik soğanı solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi hayati olayların kontrol edilmesini sağlar. Bir insan yürüyemeden yaşayabilir ama nefes almadan yaşayamaz. Bu nedenle ense kısmına alınan darbede solunum bir anda durup kişi hayatını kaybedebilir. Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşurma ve kusma gibi olayları yine omurilik sağını kontrol eder. Burada yine belirtmek istediğim bir not var. Zedelenen omurilik soğanı solunum ve kalp atışının durmasına, yani bir anda ölüme neden olabilmekte. Diğer ve son organımız olan omurilik tüm omurga boyunca yer alır ve kuyruk sokumuna kadar uzanır arkadaşlar. Bu sinir kordonu olarak görülen bir yapıdır ve omurilik soğanı gibi yüzeyi düzdür arkadaşlar. Burada omurlar arasında uzanır ve omur kemikleri tarafından korunur, sırt kısmında bulunur. Görevleri nedir? Görevleri, en önemli görevi vücudumuzun refleks merkezidir arkadaşlar. Ve kafatasında bulunan merkezi sinir sisteminin beyin, beyincik, omurilik sağanındaki uyarıları alıp diğer organlara, kol ve bacaklara taşıyan, aradaki bağlantıyı sağlayan yine omuriliktir arkadaşlar. Refleks dediğimizde, refleks ne demek? Refleks, vücudun dışarıdan gelen uyarılara karşı verdiği ani tepkilere refleks denilmektedir. Bu tepkiler de dış dünya ile aramızdaki bağlantıyı sağlayıp bizim vücudumuzun dışarıdan gelen
olaylara karşı korumasını sağlıyor. İki çeşit refleksi vardır. Birisi doğuştan kalıtsanılan, yani kalıtsal olan refleksler, nesilden nesile aktarılır ve her insanda aynı şekildedir. Yeni doğan bebeğin emme refleksi, iğne batan parmağımızı aniden çekmemiz, yüksek şiddetteki sesten irkilmemiz, fazla ışık tutulduğu zaman göz bebeğinin ışık miktarına göre büyüyüp küçülmesi, diz kapağına vurulduğu zaman dizin öne doğru hareket etmesi, bunların hepsi doğuştan gelen reflekslerdir. Ördek yavrularının yumurtadan çıkar çıkmaz suya girdiklerinde yüzebilmesi gibi. Sonradan kazanılan refleksler ise şartlı reflekslerdir. Doğumdan sonra yaşanılan deneyimlerle kazanılır ve sık tekrarlandığı durumlarda da alışkanlık haline getirilir. Mesela limon görünce ağzımızın sulanması. Limonu hiç bilmeyen bir insanın ağzı sulanmaz. Fakat bunu deneyimledikçe limon kelimesini duyduğumuzda dahi ağzımız sulanmaya başlar. Kazak örme, örgü örme ya da dans etme ya da yüzme, bisiklete binme, kayak yapma, bunların hepsi sonradan kazanılan reflekslerdir ve daha sonra alışkanlık haline gelir. Merkez sinir sistemini bitirdikten sonra çevresel sinir sistemine bakalım. Çevresel sinir sistemi vücudu A şeklinde saran sinirlerden oluşmaktadır. Merkezi sinir sistemi ile diğer organlar arasındaki bağlantıyı sağlayıp sinirsel uyarıları taşır. Çevresel sinir sistemi çevreden, kaslardan veya organlardan gelen uyarıları alır, merkezi sinir sistemine cevap oluşturmak üzere bu uyarıları taşır. Merkezi sinir sistemi de çevresel sinir sisteminden gelen bu uyarıları alıp yorumlar ve bir cevap oluşturur. Oluşturulan cevap merkezi sinir sisteminde. Gelen uyarıyı oraya taşıyan ve oluşan cevabı ilgili kas ve organlara tekrardan götüren çevresel sinir sistemidir. Bunun sonucunda ilgili organlar bir tepki verir. Örneğin elimize iğne battığında iğnenin battığını merkezi sinir sistemine taşıyan çevresel sinir sistemidir. Ve kasların kasılıp elimizin çekmesi gerektiği cevabını da tekrar parmağımıza getiren yine çevresel sinir sistemidir.